Geçen bir akşam yemeğine giderken Fenerbahçe stadının yanından geçtim. Galatasaray'a küfür ediyorlardı. Galatasaray stadına gidiyorum. Metrodan iniyorum. Fenerbahçe'ye küfür ediyor adam. Ben kavga ettim yani. Açık bunu anlatmama gerek yok. Yaşadım yani bunu. Oğlum da yanımda. Sonra geldiler elime sarıldılar falan filan. Ama yazık yani bu ülkeye. Yani herkes bir de şu var. Bir de bu futbol yorumları falan felaket. Yani bir tarafı tutuyor adam. Ya bir kişi de bir kulüp başkanı da ya da bir antrenör de desin ki ya hakem hem bize hata yaptı hem ona hata yaptı. Hiç bunu söyleyen yok. Hiç bunu söyleyen yok. Ya bu ne zaman olacak? Yani burada birazcık adaleti önce kendimizi biraz eleştirmemiz lazım. Bunu hepimiz için söylüyorum. Yani böyle bir bu O kulüp ayrımı bu kulüp yapmaksızın. diyeceğim. Bana Hayır. dokunmayan yılan bin Evet. yaşasıncalıktan Ben kurtulmak derdi. mesela geçen gün bu konuda hem Fenerbahçe hem Galatasaray yönetimini eleştiren bir tweet attım. Tweetlerime ilginin en düşük olduğu bir olguyla karşılaştım. Çünkü Yani sağduyuya davet ettiniz. çünkü sağduyu. Ben bunu gördüm çünkü. Gördüm. Kendi kulüp başkanımı bile aradım. Dedim ki aman yani kendi ben bu dün Hocam bu mesela olay bağıra bağıra geldi. evet Trabzon'daki olay bağıra bağıra. Sağır Trabzon'daki Sultan bile ben bak başka o yerlerde de akşamki olabileceği maçtan başka her şey olacağını biliyordu. Abi ben bir şey Uğur söyleyeceğim. Bey şimdi başka yerlerde de olabilir. Büyük Olabilir. sıkıntılar var. Evet. Büyük sıkıntılar var. Çünkü bir sürü provokatör var. Kimseyi kontrol Tabii. edemiyorsunuz Tabii. ki. Adam atlıyor. Yani Tabii. kendi futbolcusunu yuhluyor adam. Tabii. Kendi futbolcusuna küfür ediyor. Öyle bir kültüre geldik yani. Böyle bir şey olabilir mi? Abi ben Yani bu olayın olacağını bir hafta önceden biliyordum. Niye biliyordun Cemal diyeceksin. Rasim Ozan Kütahyalı diye bir adam televizyonda yorum yapıyor. Mert Hakan diyor. Haftaya göreceğim seni diyor. Trabzon'da da aynı hareketi yap. Yüreğin yetiyorsa, delikanlıysan diyor. Bakın öyle bir tahrik, ama işte öyle bir Galatasaray provokasyon var taraftarına ki, yaranmak için öyle bir Cemal provokasyon. kardeşim bak Hayır o Trabzon maçı adam öncesinde ama söylüyor. onu Bu kime yarayacağı dinletmeyecekler işte işte. yani. Bak kime bu Dinletmeyecekler. olayın olacağı net artık. Diyor ki yüreğin yetiyorsa Mert Hakan, delikanlıysan diyor, adamsan diyor, aynı hareketi Trabzon'da da yap. Bak Trabzonsporlu seni ne yapacak görürsün diyor. Bu bir tahrikin başlangıcıydı. Şimdi ben Cemal İngürt olarak emniyet, iç güvenlik, istihbarat bilmeyen birisi olarak buradan bir sonuç çıkarttıysam ve maça başlarken de oğlum Alptürk'le beraber bu maçta büyük kavgalar çıkabilir endişesiyle maçı seyrediyorsam o zaman bu devletin İçişleri Bakanı, bu devletin Emniyet Genel Müdürü, istihbaratı, o şehrin valisi, o şehrin emniyet müdürü gerekli tedbirleri fazlasıyla almalıydı. Şimdi Almamışlardı. ortada sevindi Almamışlardı. diye. Trabzonspor birinci devrede 3-2 yendi değil mi abi Fenerbahçe'yi? Evet. 3-2 yendi. 3-2 yendiğinde Trabzon taraftarı stadın ortasında aynı şekilde eğlendi. Tabii. Aynı şekilde Kalecilerini havaya neşeli. attılar. Kalecilerin havaya Hiç attılar. kimse bir şey Kimse bir şey yapmadı. yapmadı. Evet. Şimdi sen gelip çok sevindiler, çok eğlendiler diye mi bu kavgayı çıkardın? Hayır. Tekrar söylüyorum. Bu kavga Türkiye'de bir şeyleri unutturmak, bir iç kargaşa çıkarmak için bir provokasyon denemesidir. Hafife alınmamalı Evet, ve bu alınmamalı olay derhal tabii. Fenerbahçe, Trabzonspor, büyük kulüpler bir şekilde bir araya gelerek bu hadisenin üstü derhal örtülmeli. Aksi takdirde siyasilere kalırsa bu çözülmeyecek belli. Trabzonspor başkan, Trabzon belediye başkan adayı, Büyükşehir belediye başkan adayının tavrı gösteriyor ki bunlar Trabzonspor taraftarı üzerinden oy devşirme peşindeler. Fenerbahçe, Beşiktaş'a şikeci ve hırsız diyerek hakaret eden bir belediye başkanı olamaz. Bunun niyeti de Trabzonspor'u savunmak değildir. Ben Sibel Su İçmez Hanımefendi'yi de oradaki sakinliği dolayısıyla oradaki Evet. cevapları Evet. dolayısıyla da kutluyorum, Evet. tebrik ediyorum. Sibel Su İçmez Hanımefendi hem iyi bir Trabzonlu hem de iyi bir Trabzonsporludur. Ona yapılan hakaretle kınıyorum. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Sonra tabii çok fazla konu başlıyor.